Günaydın canlar. Nasılsınız? İyi misinizdir inşallah. Hamdolsun bizler de iyiyiz çok şükür. Uyudu uyandık. Kalktık. Allah şükür bugün de Rabbim uyandırdı. Güzel Evet. bir denizlerin deniz havasından kahvaltı yapacağız şimdice. Karnımız da acıktı. Evet. Bugün kalktım dedim bir patates haşlayayım. Patates haşladım. Bizimkiler uyurken. Süt almıştık. Onunla da dedim kaynak varken dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıdıkan Hayatı kanalında muhteşem bir kahvaltı ziyafeti olacak inşallah. Anneciğim bugün hazırlamış kahvaltımızı yanımıza. Süper bir balımız var. Özel temin ettik, özel getirdik. Torunum Kerem istemişti. Onu aldım, gönderdim. Biraz da dedim kendimizi ayıralım, biz de tadalım, yiyelim dedim. Birazını İstanbul'a gönderdim. Balımız tamamen doğal. Güzel bir bal. Herkes birer parça koyalım. Yine ablan git. Allah nasip eder. 15 tane dildi geldiğinde. İnşallah. İnşallah. Kerem ne diyordu onu? Ne bal diyordu buna? Bir ismi vardı. Bal peti. Mehmet Kerem çok seviyor bizim bunu. Ondan dolayı alıyoruz genellikle. Özel karcı balı bu. Burada dursun sonra kaldıralım. Evet. Balımız hazırlanmış onlar. Güzel bir soğuk balı. Da yeterli bize. Gerçekten de güzel, leziz bir bal. Hemen yanında da yazık anneciğim kalkmış sabah erkenden patateslerimizi haşlamış. Kahvaltımız neşelensin diyerekten annelerin hakkı gerçekten ödenmez. Allah razı olsun anneciğim senden. Tüm annelerimizden de Allah razı olsun. Afiyet olsun, şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık, sarışlı, güzel bir patatesle kahvaltımız devam edecek. Kaymağımız dalılmış. Kaymağımızı aldık, süt yapacağız, yoğurt yapacağız. Evet. Patatesimiz hazır. Yanında da balımız var. Onları sofraya ilerleyecek. Maşallah Sıdıkı Sultan'dan yine her zamanki gibi muhteşem bir kahvaltı ziyafetimiz hazırlamış. Anneciğim eline emeğine sağlık. Sağ ol. Allah razı olsun. Bugün coştum. Evet. Her zaman insan üşeniyor. Ne varsa koyuveriyorum öyle. Bugün dedim biraz dedim özeneyim. Evet, güzel bir kahvaltı ziyafetimiz olmuş. Güzel bir hazırlık olmuş. Hemen patatesler haşlanmış. Yanında zeytinler, çekirdekler çıkmıştı. Bunun videomuzda var. Bu sana özel. Evet, bu bize özel. Balımız var. Bu sana özel. Bal ve kaymak arkadaşıyla buluşmuş burada. Onları buluşturduk. Bu senin yaptığımız zeytinimiz, yeşil zeytinimiz. Evet, bu senin zeytini. Olmuş artık sofralarımızı yanında buluşturduk. Yine kuşburnu marmelatımız var. Kuşburnu değil o. Değil mi bu? Erik. Bu erik olanmış. Erik marmelatı. Evet. Bu da incir reçelimiz. Onu annem kendi emeği. İncir reçeli çok güzel. İçi ıslak ıslak oluyor. Bir tane deneyelim bak. Sofrada görmüş olduğunuz çoğu ürün annem kendi el emeği. Bıçak koymamışım ben bu sofraya. Evet olsun. İçi güzel oluyor böyle. Ceviz eşliğinde çok güzel olur. Bu da kendimiz yaptık bunu da. Çok güzel oldu. Çok da lezzetli oldu gerçekten de. Yani görmüş olduğunuz çoğu ürün %80'i kendimize ait diyebiliriz. Anneciğim el emeği, Sıdıka Sultan'ın el emeği. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Babam da kahvaltıda yerini almış, gelmiş. Sağ olsun, hanım yine döktürmüş bugün. Beğendin mi bey sofrayı? Çok güzel, Allah razı olsun. Yani kahvaltımız her zamanki gibi iyi oluyor. Bugün biraz farklı olmuş. Beyin bol sağlık hanım, Allah razı olsun. Evet, olsun. Bugün daha çok emek vermiş anneciğim. Allah razı olsun annelerden, dediğim gibi. Hepimize razı olsun. Gerçekten de ağzımıza layık güzel bir kahvaltı olmuş. Her zaman güzel oluyor da, bugün daha bir özel olmuş. Evet. Çok sağ ol anneciğim. Havamızda... Sağ olun.
Havamız da artık kış ayları iyice kendisi hissettirmeye başladı. Sıdıka Sultan'ın kahve köşesi biliyorsunuz sizde genellikle videolarımız içerisinde olur. Ama havamız bulutlandı. O da orada duruyor. Şimdi kahvaltımıza doğru biz ilerlemiş olalım. Kahvaltımızı yapmış olalım inşallah ağız tadıyla. Allah sizlere nasip eylesin böyle güzel Amin. Kahvaltılar. Amin. Çok teşekkürler anneciğim tekrardan. Afiyet olsun. Sıdık. Allah herkesin sofralarını şenlendirsin. Sağlık, sıhhatle yemek nasip etsin. Amin inşallah. Amin inşallah. Sıdıkan'ın hayat kanalını takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın ki bu tarz videolar, içerikler kanallarımız oldukça mevcut. Sizin destekleriniz sayesinde daha da ilerleyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Afiyet şifa olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Amin. Hadi bakalım. Hep beraber yiyelim. Allah'ın izniyle. Evet Sıdıka Sultan. Kahvaltımızı yaptık. Hamdolsun. Kahvaltı yaparken sütümü koyduydum. Evet. Aslında da. Önden kaynattım. Tekrar yoğurt mayılacak kadar ısıtıyorum. Tekrar kaynatmıyorum artık bir daha. Evet yoğurt mayılacak kadar. O parmağımı sokup 8'e kadar sayma usulünü yapıyor musun sen de? Öyle mi yapıyorsun? Evet ediyorum. Serçe parmağını sokuyorum. Evet. Mesela sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, evet. Mesela 6, 7, 8. Elim mesela yanar yanmaz böyle soğuk da olmayacak, çok kaynar da. Evet çünkü annem bir keresinde ablamla yana gittiğini bana öğretmişti. Böyle yapacaksın diye de oradan aklıma geldi. Biz yokken ben bunu, oğlum yoğurdunu falan yap. Aynı benim yaptığım gibi de gösteriverdim. Yapmış. Evet yoğurdu anneciğim öğretmişti. Oradan aklıma geldi. Yoğurdumuz organik inek yoğurdumuz. Her hafta alıp geliyoruz. Isıtıyoruz. İnek sütümüz. Her hafta alıp gelip ısıtıyoruz. Hem kaymağımızı biraz önce kahvaltımıza gördünüz. Hem kaymak ihtiyacımızı karşılıyoruz. Oradan biraz nefsimizi köreltmiş oluyoruz. Hem de süt olarak da kullanıyoruz. Süt olarak ayırıyoruz. Yoğurdumuz yapıyoruz. Evde yoğurt yapımı çok kıymetli. Yani markettekilerin içerisinde raf ömrü uzasın diye katkılı oluyor. Rafa giren her şey paketlenmiş, ambalajlar birazcık sıkıntılı oluyor. Bu şekilde daha faydalı. Hem de daha sağlıklı olmuş oluyor. İçine koyduğumuzu da biliyoruz. Yıllardır annem yapıyor. Sizleri sıkmayayım. Evet. Bir kısımda annem hemen pratikleşti. Hızlandırdı orada. Yoğurtları koymayı. Biraz tencereyi hafiflettim de. Yoğurtlarımız hazırlanmak üzere. Kavanozda yapıyor anne. Kavanozu, tencerede. Tencere yaptığımız da var. Videolarımız içerisinde onları da görebilirsiniz. Sıdıkan Hayatı kanalında var. İsterseniz onlara da bir göz atarsınız. Bu sefer kavanozda yapmayı tercih ettik. Evet. Daha önceki videomuzda zannedersen tencerede yapmıştık. O da güzel oldu. Tencerede yaptım. Evet. Evet şimdi yoğurtlarımız olmak üzere sütlerimiz koyuldular. Haydi bakalım şimdi devam edelim. Bunu içime bir ayıralım. Hadi bakalım yoğurtlarım kavanozu sütlerimi koydum. Yoğurtlarımızı yapalım. Bu yapmış olduğumuz yoğurt mayamız. Evet, daha önceki mayamız. O da kendi yoğurdumuz. Hazırlanmış. Böyle bir iki tane kaldı mı iyice bitirmeden. Evet. Hemen yerini mayalıyorum. Ha, mayam da kendime ne olsun diye. Hani ekşi maya gibi evet, bitirmeden hemen arkasından yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Ha, bir daha mayı almaya gitmeyelim diye. Bu da İzmirli arkadaşımızın dediği tuz. Bir çimcik tuz. Biraz da şeker. Evet, bu sefer bir deneyeceğiz. Bir deneyeceğim onu. Özellikle mesela şu kavanoz onu deneyeceğim. Evet. Bir göreceğim bakalım. Farkını görelim. Yorumlarda belirtmişlerdi. Teşekkür ediyoruz kendilerine Teşekkür de. Teşekkür ediyorum ben de. Ondan dolayı bir tanesi de deneyeceğiz bakalım. Evet. Diğerleri Sıdıka Sultan usulü. Bu da takipçimizin usulünü de deneyeceğiz. Hı-hı. Olursa bundan sonra hep onu yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. El benim elim değil. Hadi bana bizleri yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Birer kaşık yoğurt koyuyor. Hı-hı. Koyduğumuz kavanozun içerisine. Kavanozun büyüklüğünü göre. Mesela bunlar küçük ya. Evet onları birer kaşık. Birer kaşık idare eder. Ha, daha büyük olursa daha fazla koyulabilir. Yine de çok da şey değil de sulu değil de. Hani çok da katı da olmuyor. Ama tadı güzel oluyor. Evet. Ekşi olmuyor.
Zaten çok hızlı bir şekilde oluyor. Ablam her seferinde şaşırır. Anne sen yoğurtların çok hızlı oluyor. Ben çok bekletiyorum diye. Bizim çok hızlı oluyor. Sütünden mi kaynaklanıyor acaba bunu? O da olabilir. Ablam İstanbul'da. Onun 4-5 saatte anca geliyor. Evet, bizimkisi şimdi sizler de göreceksiniz ki. Buna 2 kaşık. 12 kaşık, o birazcık büyük. 1-2 saat, şimdi, 3 saatte falan olmuş oluyor bizimkiler. Şimdi azıcık tuz koydum. Bismillah. Evet, onu deniyoruz şimdi bakalım. Az da şeker demişlerdi. Biraz. 1,5 çay kaşığı da şeker. Şeker koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yoğurtlar hem böyle kavanozda olduğunda kullanması pratik hale geliyor. Evet. Değil mi anneciğim? Kolay oluyor kullanması. Sulanmıyor çünkü tencerede olduğunda sulanma problemi oluyor ya. Şimdi biz 3 kişiyiz. Bir yemek de bize yetiyor. Üçümüze. Dolapta da çok yer kaplıyor. Dolapta yani istiflemesi kolay oluyor. İçine koyduğumuz mayayı karıştırıyoruz. Evet, şimdi karıştırılıyor. Yoğurt yapmak oldukça pratik bir şey aslında. Evet, hani marketten pratik. Gidip almak sağlığımız açısından çok iyi değil. Evde oldukça basit de olabiliyor. Herkesin yapabileceği bir şey. Tabii. Zorluğu yok. Ben bunu nasıl yaparım diye düşünmeye hiç gerek yok. Sıdıka Sultan zaten sizler için anlatmış oldu. Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla. Evet. Sizler de fikirlerinizi yorum kısımlarına belirtebilirsiniz. Hani birbirimizle bir fikirlerimizi paylaşmış oluruz. Bu şekilde de istifade ediyoruz. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Kapaklarını sıkıştırmıyorum. Hani içinde terlim yapıyor. Çok da sulanmasın diye. Yaz ayında mesela hiç kapatmadan da böyle üzerine şey örtüp öldü yapıyorum bazen. Evet, yazın zaten sıcak oluyor. Biz Ege bölgesinde Denizli'deyiz. O zamanlar bu kadar çok örtmeye gerek yok. Şu anda da kaloriferlerimiz yanıyor sıcak. Şimdi kış ya, sütümüz soğuyu verirse gelmez. Evet. Yaz sıcağı gibi olmuyor kaloriferin sıcaklığı yine de. Güzelce örtüldüler arkadaşlarımız. Sıcacık onlar dursunlar orada kış günü düşmesinler. Biz kalktık, bunlar yattı. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Masamızı onları yatırdık. Bunları yatırdık. Yoğurdumuz hazır oldu. Şimdi ne kadar sürede bekleyeceğiz anneciğim? Aşağı yukarı ne kadar da oluyor? 1,5-2 saatte hazır olmuş olacak. Arada bir kaldırıp bakıyorum. Mesela üzeri böyle hani yeşil gibi böyle sulanır gibi oluyor. Evet. O zaman olmuş demektir. Üstünün örtüsünü alıyoruz. Evet. Ilıyınca dolabı kaldırıyoruz. Tamam, çok güzel. Bir gün oldu. Sonra da kullanmaya başlarız. Evet. Aynı gün alırsak biraz sulu olur. Tabii dolapta birazcık donması bir lazım artık. Soğusun diye. Bir gün beklesin. Haydi bakalım yoğurtlarımız hazır oldu. Annemizin elinize sağlık. Şimdi hadi bakalım. Dünden nohut ıslatmıştım kabarsın diye. Evet. Nohutlarımız güzel kabarmış. Ben öyle yapıyorum. Islatıyorum mesela. 5-6 saat duruyor. Evet. Islatıyorum. Kabarıyor güzelce. Suyunu değiştirdim, yıkadım. O sarı suyuna güzelce yıkadım onu. Dolabı da böyle bittikçe pişiriyorum, koyuyorum. Açlı çorba da kullanıyorum. Birazını yemek yapacağım pişirdikten sonra. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Nohutlarımızı düdüklüğü koyalım. Neredeyse pişmek üzere. Güzel kabarmış. Zaten çok güzel de kabarmışlar. Dünden bu yana ıslanıyorlar bunlar. Kabardıktan sonra hemen 10-15 dakikada pişer. Şimdi Sıdıka Sultan'ın kanalında sizler de görüyorsunuz, pratiklikler kanalı. Biz bunları bu şekilde dondurucu anne muhafaza ediyor. İhtiyaç oldukça artık pratikçe kullanabiliyoruz bütün yemeklerimizde. Bittikçe pişirip koyuyorum. Böyle gereken yemekler, bazı yemekler hani her yemek olmaz. Evet. Bazı yemekler elimin altını dolduruyor. Hemen çıkarıyorum oradan. Hemen içerisine koyuluyor. Çünkü evet. Diğer doğduğunda pişmesini beklemek gerekiyor. Mesela bir tarhana çorbası yaptık diyelim. Hemen oradan dolaptan yetişiyor imdadımıza. Mesela bir yemeğiniz olmaz. Pişkin nohutunuz olur. Hemen soğanını sarkıtın, kavurun. Nohutun pişmiş. Evet. Üzerine sıcak su. Al bakalım. Hemen senin hazır yemek. Aynen. Bu da Sıdıka Sultan'dan bir püf noktası olsun. Canım anneciğimden. Benim bundan nohutlu pilavı bayılırlar. Ha evet. Çok güzel olur. Nohutlu. Mesela bulgur pilavının içerisinde de güzel olur. Her şeye gidiyor zaten nohut. Çok evde kullanılır. Bu da bir kolaylık olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
Rıdıkan'ın Hayatı kanalımızda böyle gündelik içeriklerimizi özenle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Azıcık tuz ilave edilecek şimdi içerisine. Islattığımız için hani tuzun koymamızda bir sakınca yok. Evet. Üstünü geçecek şekilde şeyini koyduk. Tamamdır. Düdüklü tenceremize koyuldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ilerleyen videolarımız içerisinde size böyle çok muhteşem bir nohut yemeği de yaparız. Allah'ın izniyle onu da paylaşırız. Diğer videolarımız içerisinde koyarız onları da. Olur evet. Mutlaka. Ondan dolayı takip etmeyi bizden unutmayın inşallah. İnşallah. Haydi bakalım. Şimdi nohutlarımıza koyuldu. 10-15 dakika demişti anneciğim. Kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra. Şimdi kaynadıktan sonra ses çıkarıyor ya. Evet. O zaman bunu indireceğiz aşağıya. Evet. Mesela bir sadece şişkin 10 dakika yeterli. 10 dakika yeterli olacak. Hı. Haydi bakalım. Şimdi nohutumuz da hazır olmuş olacak. Evet anneciğim. Hemen. Şimdi yoğurdu yapmışken sütümüz de kalmıştı orada. Evet. Sütümüz kaldı. Hemen dedim. Bir kahve içelim. Evet orada Bakır Cevzemiz'de Sıdıka Sultan'ın kanalından, Sıdıkan Hayat kanalından sizler de biliyorsunuz ki annem kahveleri çok sever. Hemen dedik bir kahvelerimizle yudumlayalım. Havada birazcık güneşimiz de açtı. Kış bahçemizde tabii ki de balkonumuzda. Sütlü, Bakır Cevze'de bol köpüklü bir kahve de sizlerle olmuş olacak. Tamam öyle olsun. Orada hemen alındı fincanlarımız. Fincanlarımız hazırlandı geldiler. Kahvemiz pişiyor. Günde bir fincan kahve güzel oluyor. Annem de genellikle bunları yapmayı özen gösteriyor. Sade kahve de güzel. Şeker kullanmıyoruz zaten. Babam da sütlü sever kahveyi. Annem de sütlü sever. Annem normalde seviyor gerçi. Ben sade seviyorum. Evet. Nohudumuz orada. Nohudumuz. O artık pişme yolculuğunda. Evet. Bakalım şimdi kahvemiz pişversin. Pişversin. Evet anneciğim kahvelerimiz bol köpükle güzelce oldu. Olmuşlar. Hadi bakalım bismillah. O kadar olacak. Gerçekten de güzel oldular. Köpüğü üzerinde sütlü Türk kahvesi. Evet. Eline sağlık anneciğim. Şimdi kahve köşemize doğru ilerleyelim. Evet, Sıdık Asıl'dan gelmiş kahve köşesine. Kış bahçemiz olan balkonumuzda. Kahve köşeme geldim. Kahveler yapıldılar. Güzel, bulutlu gibi ama soğuk yok çok. Evet, köpüklü Türk kahvelerimiz hazır. Hava almaktı gerekli. Manzarasına karşı oturmuş. Dedim kahvemi burada içelim. Evet. Karşımızda parkımız var. Orası da yaz aylarımız yazın işiriyor. Yazın cıvıl cıvıl oluyor ama. Şimdi okullar açık. Şimdi yavrular, çocuklar, okul gitmeyenler içeride, evet. Okul gidenler okulda. Evet artık havalarda soğuduğu için herkes içeri girmiş oluyor. Yeşilliklerimiz zaten azaldı, ağaçlarımız yapraklarını döktü. Evet. Kış ayları iyice geldi. Sıdıkan'ın hobi bahçesi bile artık orada yeşilliği gitti. Gitti artık. Ama biz oraya yine soğanlarımızı falan diktik. Dikmişler ben İstanbul'dayken. Evet, tel soğanlarımızı diktik. Evet, onları da daha sonrasında gösteririz onu da sizlerle. Hı. Paylaşırız mutlaka. İnşallah. Dereotu ektim, bakalım çıkacak mı? Evet, dereotu. Taze soğan olacak. Soğan. Onları da soframızda evet. Buluşturacağız. Sıdıkan Hayatı kanalımızda. Onlar da yerini alacaklar İnşallah. Mutlaka. Evet. İnşallah. Hadi biz kahvelerimizi içelim. Afiyet şifa olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Amin. Anneciğimin kahveleri de gayet güzel oldular. Cümlemize. Evet anneciğim. Evet yavrucuğum, yoğurlarımız oldu. Artık soğudu. Dolaba kaldıracağız. Tamam, gayet başarılı olmuş. Kıvamı tam yerinde. Sulanmamışlar, taş gibi olmuşlar. İnşallah. İnşallah Allah ağızla yemeğe sevesin. Bu da biraz şeker, biraz tuz evet, koymuştuk. Kıymetli takipçimizin yorumları neticesinde yapmıştık. Onun tarifiydi. Evet, onu da yaptık.
kavanozunu bilerek şey yaptım. Farklı kavanozu yaptım. Karıştırmayalım diye. Onun kıvamı da bu şekilde oldu. Onu da netlemişelim biraz şöyle. İnşallah yarın ondan yiyelim be. İnşallah ondan yiyelim. Soğusunlar da. Bu da normal her zaman yaptığımız klasik tarifin sonucu. Evet. Şimdi bunlar soğusun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Soğudular. Dolabı kaldıracağız. Sağ evet. ol. Allah razı olsun. Evet. Şimdi aynı zamanda bugün neler yapmıştık başka? Nohut pişirmiştik bugün. Evet. O da pişti. Şimdi süzeceğim onu da. Evet, nohutumuzu Sırka'nın hayatından pratiklik olsun diye yaptı. Evet. Islamıştı anne. Sonra ıslattık, kabarttık. Evet. Sonra pişirdik. Şimdi süzeceğiz bunu. Kaç dakika pişti anneciğim bu böyle? 10 dakika kadar. 10 dakika kadar pişmiş. 10 dakika kadar. Hatta biraz fazla bile pişmiş. He. Hı. Olsun. Şimdi süzeceğiz bunu. Evet. Üzerine bir su gezdiririz. Soğuyunca da poşetleyeceğiz. Poşetleme kısmı olacak. Donduracağız, kaldıracağız. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra gerekli olduğu kısımlarda, gerekli zamanlarda kullanılacak. Bu da pratiklik olacak. Oh, nohutlarımız ne güzel olmuşlar. Tam kıvamında olmuş anneciğim bence. Fazla pişmemiş. İyi olmuş. Suyundan da arınmış oldular. Tamamdır nohutlarımız da. Tamam, bunu soğudu mu poşetleyip poşetleyeceğiz, kaldıracağız. Hazır yemek. Hazır yemek. Her şeyin içerisine gider nohut. Çorbaya, pilava. Ben böyle pişti nohutu yemesini de severim. Böyle de güzel. Zaten güzel, çok da güzel bir kokusu oldu şu anda mutfağımızda. Salatası da güzel oluyor. İçinde naneli şey evet. yapınca evet. O da güzel oluyor. Piyaz gibi. Aynen o da yapıyor. Bak, bakın rengi çok güzel gözüküyor. Allah'ın verdiği nimetler. Gerçekten hepsinin ayrı bir rengi var. Bu da ayrı bir güzellik oldu. Yepiş pişmiş mi bak? Usta. Aha, şuradan eli uzatalım. Bak. Pişmiş değil mi? Yumuşacık olmuş. Harika görünüyor. Evet. Soluyuverse poşetleri kaldırırız. Bizim epey yeter. Evet, yoğurtlarımız hazırlandılar. Hı-hı. Nohutlarımız hazırlandılar. Allah yemeği nasip etsin. Teşekkür ediyoruz. Allah yüze güzel yemeklerin içerisinde bu nohutları da buluştursun inşallah. İnşallah. Haydi bakalım. Sağlıklı, sıhhatli yemek nasip etsin. Sıdıkan'ın hayatında videolarımız devam ediyor. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet bizler şimdi bugün nereye gidiyoruz? Bereketlere, kendi mahallemize gidiyoruz. Hemen sol tarafımızda Server Gazi Devlet Hastanesi var. Denizli'nin iki büyük hastanesinden birisi burada olmuş oluyor devlet olaraktan. Hep bahsediyoruz videolarımız içerisinde bereketlerdeki evimiz diye. Bugün oraya gidiyoruz. Bugün ne yapacağız? Rahmetli kayınpederimin lokma hayrına. Evet. Bugün lokma yapacağız. Denizli'nin lokması meşhurdur. Cuma günleri, hafta içleri lokma yaptırırlar. Biz de bugün dedik ölüm yıl dönümü 3. senesi değil mi? Niyazi? Evet, rahmetli dedem Niyazi benim adım zaten. Hem 3. yıl dönümü oluyor artık hem dedemimizin hayrı olacak, tüm ölmüşlerimizin hayrı olacak. Bayrakta kalanların sıhhat ve selamet olacak inşallah. Allah şimdiden kabul eylesin. Bugünlük gündeliğimizi sizlerle paylaşmış olacağız Sıdıkan Hayat kanalında. Hem Denizli'de lokma hayrı nasıl oluyor sizler de görmüş olursunuz. Dağın yanındayız. Karşımız Karşı Dağı. Buradaki ağaçlandırılmış alanlarımız var. Bunların hepsini dikmekte emeklerimiz var. Babamla da uğraştığımız ağaçlarımız var. Buradan karşıya doğru. Bereketler'deki evimizde hemen şimdi göreceksiniz zaten dönünce. Burası oluyor. Bizim çocukluğumuz. Her şey burada geçti. Burada doğduk. Burada doğduk. Burada büyüdük. Hemen şu karşıda da anneannemin evi oluyor. Bunu yakından da gösteriyoruz. Yakından da zaten sizlerle paylaşmış oluruz. Allah kabul etsin bakalım. Selamünaleyküm canım arkadaşlarım. Hayırlı cumalar hepinize. Sizleri çok seviyorum. Bugün bereketlerdeyiz. Kayınpederimin ölüm yıl dönümü. Bugün lokma hayrımız var. Buralarda olsanız gelin buyurun sizleri yedireyim diyeceğim ama köy havasında.
maalesef kim bilir nerelerden izliyorsunuz. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bugün bereketlerde lokma gayrımız var. Evet. Allah kabul eylesin inşallah canım anneciğim. Denizimize meşhurdur. Lokma hayrı. Cuma namazı saatindeyiz zaten. Cuma vaktinde. Araçla birlikte buraya gelip hazır bir şekilde lokmalar dökülüyor. Evet, İster şekerli, ister şekersiz. Kolaylık zamanı artık. Evet. Allah kabul eylesin. Dedem adı benim adım. Aynı zamanda. Ben de Niyazi'yim. Evet. Dedemiz vefat etti. En büyüklerimizin, geçmişlerimizin ruhunda değsin diye. Çayımız var. Çayımızı görüyorsunuz. Dumanın üstünde isteyen çaylarını alabiliyoruz. Tamam. Burada devam ediyoruz. Anneannemin evi. Babamla halam beraber dikiliyorlar burada. Yan yanalar. Kardeşler yurt dışından geldiler. Buluşmuş oldular. Evet. Gurbetçilik var. Ailemizde maalesef. İnşallah. Evet. Bugünlerde gelecek. Az kaldı. Halamlarında. 3 yılımız var. Nasıl 3 yıl buradalar. İnşallah hep birlikte olacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle halamlar da gelmiş olacaklar. İnşallah. Canım alacağım. Babaannem. Sergül halam. Bu da kardeşlerden bir tanesi. Sergül halam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun bakalım. Dayım kızım. Evet. Hayırlı cumalar. Babaannem biliyorsunuz zaten. Annem bu da torunun gözü oluyor artık. Babaannem. O da küçük arkadaşımız. O da burada. Dinimiz de burada. Bereketler camimiz de burası oluyor. Bakalım. Mahallemiz içerisi eski mahallelerden burası Bereketli'nin. Çocukluğumuzun geçtiği mahalle. Asıl orada geçmişti zaten çocukluğumuz. Evet. Ve devamımız emekleri döküyor. Abicim kolay gelsin. Allah razı olsun. Ellemeye sağlık. Çok lezzetli olmuş. Çok teşekkür ederiz. Hakkını helal et. Allah razı olsun bakalım. Kardeşimiz de yardımcı oluyor. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Şu hayırlara kabullerin en güzeli kabul eyle ya Rabbelerim. Bunun hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hülasey'in mevcudat ekmel-i tuhayyat son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhuna bağışlık sen haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Bütün peygamber efendilerimizin, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in efendilerimizin, tüm İslam büyüklerinin ruhuna bağışlık sen haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin özellikle merhum Niyazi Özkay abimizin ruhuna bağışlık sen haberdar eyle. Kabrini kür nur, makamını cennet eyle. Sevgili peygamberimizin şefaatine ayrı ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin şu anda burada bulunan emin diyen kardeşlerimizin de cümle geçmişlerine rahmet eyle. Onların da kabirlerini pürür, makamlarını cennet eyle. Sevgili peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin bu vesileyle bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, her türlü felaketlerden sen muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi, her türlü belalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin neslimize hayırlı eyle. Bizi ve neslimizi namazlarına yardım eyle. Bizi ve neslimizi imandan, Kur'an'dan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayırma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın huzurunda yapılan dualarla beraber eyle ya Rabbi. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve-l-Ahirin. Ve-selamun aleyh-mursalin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabul için, tüm geçmişlerimizin ruhu için, özellikle Niyazi abimizin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin bakalım. Amin. 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 Ali Deniz Allah kabul etsin. Evet, Sıdıka Sultan'la bacanım babacığım oturuyorlar. Hayrımızı yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Çok güzel oldu. Hayrımızı yaptık. Lokma hayrımızı. Evet. Dedim gitmeden biraz oturalım şurada. Kavak gölgesinde dedik. Kavak gölgesinde oturuyoruz. Kalmamış. Aynı zamanda biraz önce yoğunluktan bahsedemedik. Bu evde annemin büyümüş olduğu ev. Sıdıka Sultan'ın büyümüş olduğu ev. Evet, anneannemin evi. Bizim evimiz. Evet, hemen onu şurada biraz uzaktan da göstermiş olayım.
Tamamen nostaljik burası. Annemin çocukluğunun geçtiği. Aynı zamanda biz de buralarda büyüdük. Bizim çocukluğumuz da buralarda geçti. Evet. Her şeysiyle nostaljiktir. Anneannem hala burada. Allah onlara selamet Allah, versin, sağlık, sıhhat Allah versin inşallah. Allah anacığım uzun ömürler versin, sağlık, sıhhatle. Evet, Türk bayrağımızın evet, altında. Herkes dağıldı. Biz dedik hani bir ortak rahatlamışken çekelim, burada kapatalım dedik. Evimize gösterelim dedik. Hemen yan tarafımızda Bereketler Camisi var. Gayet güzeldir. Ha cami diye Aytekin Cami. Gel anneciğim istersen camimize gidelim. Çıkmış mıdır? Muhtemelen çıkmıştır. Oturup eğer çıktıysa biz de camiye gelelim. Camimizde gösterelim. Evet, burası Bereketler Hacı Hamdi Aytekin Camisi olarak geçiyor. Daha yeni restore edildi. Yenikten yapıldı burası. Küçük ama oldukça güzel. İçerisi çok hoş. Şimdi içerisine de geçeceğim inşallah. Zaten buraya geldiğinizde buranın manzarası, bereketlerin manzarası, bizim bereketlerdeki evimizi hep videolarda bahsediyorduk. Tamamen tepeden bakıyoruz biz. Gayet de güzel oluyor. Karşı tarafımız yeşillikler içerisinde, aşağıda ağaçlarımız var. Gelirken de göstermişti. Karşı tarafta Honaz Dağı, artık kar yağdı. Tüm deniz ayaklarınızın altında oluyor burada. Gayet de güzel oluyor. Denizde yolunuz düşerse mutlaka bereketlere de bir uğramaya çalışın. Burada da ibadetlerinizi yaparsınız. Haydi gelin şimdi içeriye bakalım. Şimdi camimizin içerisine doğru ilerliyoruz. Kapısı, her şeysi özenek yapıldı burası. Tamamen ahşap işçiliği fazla. Evet. Allah nasip ederse bismillah diyelim. Bakalım, açalım bakalım kapımızı. İçerisi tam böyle bir huşu içerisinde. Gerçekten ibadetlerinizi yapabileceğiniz güzel bir camilerimizden. Allah emek verenden, yaptıran herkesten razı olsun inşallah. İçerisi size bahsettiğim gibi ahşap ağırlıklı. İnsan ibadet yaptıkça yapası geliyor. Biz de mutlaka şimdi mescit namazımızı kılacağız. Evet. Ziyaret namazımızı kılmış olacağız. Sizler de gördüğünüz üzere tavanıyla, oymalarıyla, ahşaplık şekilleriyle gerçekten de çok harika. Buradan da üst kata, bayanlar bölümünde. Evet. Ramazan'da bayanlar bölümünde çıkıyor. Üst kata çıkılıyor. Aynı zamanda hemen bu taraftan çıktığımızda biz küçükken yoktu. Çok hevesle derdim ben. Keşke. Namazlara gelip giderdim küçükken de. Hemen buradan kapıyı açtığımızda bizim şimdiki evimize çıkıyoruz. Açalım bir göstereyim ben. Burası hemen biraz önceki bereketlerdeki evimiz bizim burası. Hemen oraya çıkıyoruz. Çok gayet güzel olmuş oluyor. Kapımızı kapatalım. Keşke biz buradayken olsaydı. Evet, üst kattan da göstereyim sizlere. Küçükken ben namaza gelmeyi çok seviyordum. Ben ilahiyatçıyım bu arada, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Namazlar benim için çok önemliydi. Koşar giderdik ama o zaman böyle bir imkanımız yoktu. Annem hep eve gittiğimizi söylemiş. İnsanın olacağı küçüklükten belli olurmuş. O zaman tabii bu kapı yoktu, bu kilit taşı yolumuzdu yoktu o zaman. Evet. İlla kar yağmur o namazı giderdi. Yastı namazında oğlum nasıl geldin derdim. Hoca evi kadar getiriverirdi. Allah razı olsun öyle hoca. Öyle gelirdi. Hiç üşenmezdi namazı gelmeye. Allah nasip etti, ilahiyat okudu. Evet, hamdolsun. Çok şükür ilahiyat fakültesini bitirdi. Küçüklükten beri maşallah hiç beni hani git et demeden çok kıymet verirdi din derslerine. Evet. Kur'an okumayı. Allah da nasibimizi din kültür öğretmenliğinden yana yaptı. Çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. Mesleğimizden memnunuz. Ramazanlarda böyle perde evet. Çekiyorlar. Evet, bayanlar burada kılıyor. Bayanlar namaz kılıyor, yer oluyor. Cuma'da yetmeyen olursa erkekler de aynen. Günlük zamanda, cuma'da olsun. Cuma vakitte olur. Bayram namazları olur. O zaman da kullanılıyor. Yerden. Ama burası gerçekten çok özenildi. İşlemelerine kadar ahşaptan. Çoğu şey ahşap oldu. Evet. Çok da güzel gözüküyor. Şimdi aşağı kattan tekrardan size görüntülerini alalım. Sonra mescit namazımızı da kılalım inşallah. Aşağı iniyoruz tekrardan. Aşağı iniyoruz. Hemen. Sıcacık caminin içi. Evet, camimizin içerisi çok sıcacık. Şu kapıyı açtığınızda şöyle içeriye baktığınızda bir huşu geliyor insanın evet. İçerisine. Minberiyle, mihrabıyla, her şeysiyle çok özel. Zaten şöyle baktığınızda sizler de şu an değerli izleyicilerimiz de göreceklerdir ki keşke biz de orada olsak da bir namaz kılsak diyeceğiniz bir cami. Gerçekten böyle küçük. Hani küçük ama içten içten huşu kaplayan bir cami. Ben küçükken böyle değildi. Restore oldu. O zaman bu komple yeniden yapıldı yeniden burası. De. O zaman tabii eski haliydi. Yani yıkılıp yapılmadı da restorasyon geçirdi. Restorasyon geçirdi, evet. Böyle geçildi.
güzel, güzel oldu. Allah razı olsun. Şimdi biz Sıdıka Sultan'la namazlarımızı da kılacağız. Allah nasip ederse inşallah. O yeni gelmiş muhtemelen. Paravan. Niye getirmişler bilmiyorum ama yoktu daha önce. Size şu güzel manzaranı işledik. Abi gün batımına da denk geldik. Dışarıdan da gün vuruyor. Gün sonu. Camları vitray yapıldı. Cam süsleme sanatı. Sizler de biliyorsunuzdur belki. Mutlaka yolunuz Denizli'ye düştüyse, biz Denizli'den izleyen değerli takipçilerimiz de var. Bereketli Hacı Hamdi Aytekin Camii olarak geçiyor. Yolda gelirken görmüştünüz. Server Gazi Devlet Hastanesi'nin hemen üzerindeki ilk mahalle oluyor artık burası. Evet. Mutlaka bir gelin. Hem buradan manzaranızı bakarsınız, dışarıdan göstermiştim. Hem de burada bir namazınızı eda etmiş olursunuz. En azından bir mescit namazı kılmış olursunuz. Emin olun huşu içerisinde buradan geriye gidersiniz.